Bir dönem BRTV'de programlar yapan ünlü yapımcı Hayati Akpınar yeni bir filme imza atıyor. Başrollerinde Hababam sınıfından tanıdığımız ünlü oyuncu Tuncay Akça'nın yer aldığı Fırıncı Murtaza isimli filmin setinde talihsiz bir olay yaşandı. Yaşanan olay ile ilgili yapımcı Hayati Akpınar ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Sen ancak kümesundaki tavuğu öldürürsün. La bırak şu çocukları. Sağ bırak şu çocukları diyorum ha. Mutlu olsunlar ba. Ben ne ettiysem benzeri yüzünden. Burada bir talihsiz bir olay yaşandı filmin içinde. Kendisine soracağız. Hayati Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ayrıca iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkür ederiz. Dinleyenlerimize, herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Bir köy komedisi çekiyorsunuz. Evet. Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay'da ve Kızılkeçili köyünde. Doğru. Evet. Ne yaşandı orada? Anlatır mısınız biraz? Tabii ki. Şimdi bizim çekmiş olduğumuz köy komedi sinema filmi başrol oyuncularımızdan Sayın Toygun Ateş Bey bugün bir sahnesi vardı. Ata binme sahnesi. Ama ata yaklaşık 10 yıldır binilmediği için at elbette biraz daha asileşmiş. Bundan dolayı at kendisini üzerinden attı. Yani biraz yaralandı ama tabii usta oyuncu olduğu için bunu bir kıvrak bir şekilde de üstesinden geldi ve biz bunu sahneye koyduk. Yani o atın üzerinden düşmesini de filmin içerisine koyduk çünkü çok iyi de oturdu yani. Orijinal bir oyun oldu diyorsunuz. Çok orijinal oldu yani. Evet, istesek biz bunu yakalayamazdık ama maalesef düştü, at üzerinden attı ama cüt diye de oturmuş oldu. Şimdi köy komedi sinema filmimizin içeriği ve oyuncularından çok kısa bahsedeyim dilerseniz. Tabii. Zamanınız değerli. Tabii. Şimdi Hababam sınıfını bilmeyenler yoktur. Hababam sınıfında çok gülen bir adam var. Tuncay Akça isminde. Böyle habire güler. İşte o Tuncay Akça bizim bu filmimizde başrol oyuncusu. Toygun Ateş Bey atın üzerinden düşen başrol oyuncumuz. Dilan hanımefendi var ki onları da yakından tanır izleyicilerimiz. Mankendir, aynı zamanda sonucu bir de oyuncudur Dilan Hanım. Evet. Tuana Hanım var. Ekibimiz kalabalık, hepsi de background'ı çok iyi. Bir soru, Toygun Ateş Bey'in durumunda herhangi bir sıkıntı var mı? Bir yara bere? Var. Biraz tabii ki haliyle oradan ben düşseydim ben mümkün değil. Her tarafını kırmıştım ama evet. Toygun Bey bir de kilolu evet. Olmasından mütevelli biraz sağ solu incildi. Topal oluyor aramızda kalsın. Geçmiş olsun. Ama iyi bir iş çıkardığı için kendisine bir kebap ısmarladı. Hayvan etinden uzak duruyorum diyor. Bundan sonra hayvan görmek istemiyorum diyor. Bilmiyorum işte böyle gidiyor. Peki film ne zaman yayınlanacak? Mart ayları. Allah evet. Nasip ederse bir aksilik olmazsa sinemalarda diye hedefledik, planladık bakalım. Peki biz de merakla bekliyoruz filminizi. Çok teşekkür ederiz. Röportajınız için.